Tapınakları, motosikletleri, sokak satıcıları, kendine has mutfağı, havası, cesareti ve maskeli insanlarıyla Vietnam. Airport bu hafta sizi kükreyen ejderin ülkesi Vietnam'a götürüyor. Vietnam, ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı savaşta gösterdiği cesaretle haklı bir üne sahip. Başkent Hanoi ise eski şehir bölgesi, Hoàng Kiem Gölü, literatür tapınağı, ülkenin kurucusu Ho Chi Minh anıt mezarı ve binbir kokulu sokaklarıyla son yıllarda dünyanın yeni turistik cazibelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye olan yolculuğumuz İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan başlıyor. Türk Hava Yolları'nın Vietnam'da Ho Chi Minh City'den sonraki ikinci noktası olan Hanoi seyahatimiz yaklaşık 9,5 saat sonra Noi Bai Havalimanı'nda sona eriyor. Hanoi kurulduğu 2010 yılından bugüne kadar her dönemde bölgenin en önemli siyasi merkezi olmuş. Sadece Nguyen Hanedanı dönemi olan 1802-1945 yılları arasında Hue şehrinin gölgesinde kalan Hanoi, 1954-1976 arasında Kuzey Vietnam'ın 2 Temmuz 1976'dan sonra da tüm ülkenin başkenti olmuş. Hanoi'da genel olarak sıcak ve nemli subtropikal iklim hakim. Mayıs-Ekim arasındaki yaz ayları sıcak ve yağışlı geçiyor. Vizeyle gidilebilen ülkenin para birimi Vietnam Dong'u oldukça değersiz. Bir Türk lirası yaklaşık 7700 Dong değerinde. Vietnam'ın kuzeyinde yer alan Hanoi'da yaklaşık 9 milyon kişi yaşıyor. Şehirde kayıtlı 4 milyondan fazla motosiklet var ve hemen herkes yağmur çamur dinlemeden iki tekerlekli bu araçlarla seyahat ediyor. Dolayısıyla şehir motosiklet işgali altında desek abartmış olmayız. Çünkü caddeler, ara sokaklar, kaldırımlar, kısacası her yer motosikletlerle dolu. Kadınlar, erkekler, çocuklar ve hatta aileler bile bir yerden bir yere motosikletle yolculuk yapıyor. Trafik sıkışık gibi gelse de Hanoi gezmesi kolay bir şehir. Birçok yere yürüyerek gidilebiliyor. Taksiler de oldukça ucuz. Ayrıca şehirde Uzak Doğu'nun önemli figürlerinden bisiklet taksiler de çok fazla. Biz de Hanoi turumuza bisiklet taksiyle başlıyoruz. Hedef noktamız şehrin turistik cazibe merkezi Old Quarter, yani eski şehir. Eski şehre doğru yol alırken Hoàng Kiem Gölü'nün kıyısından geçiyoruz. Gölü keşfi sonraya bırakıp bisiklet taksimizle Old Quarter'ın içine dalıyoruz. Bölgeye girer girmez kendimizi adeta bir film setinde hissediyoruz. Dört bir yandan gelen farklı kokular, motosikletler, sokak satıcıları, koşuşturan insanlar. Bisiklet taksimizle hızlıca eski şehrin 56 sokaktan oluşan dört bir yanını keşfediyoruz. Ancak bu bize yetmiyor. Bu nedenle daracık sokaklarda yaya olarak tura başlıyoruz. İnsan burada nereye bakacağını şaşırıyor. Çünkü her yer oldukça ilgi çekici. Çoğunluğu kadınlardan oluşan sokak satıcıları ve ulu orta pişirilen yemekler renkli görüntüler oluşturuyor. Eski şehirde kendimizden geçmiş bir şekilde dolaşırken Maçma Beyaz At Tapınağı bir anda karşımıza çıkıyor. Oldukça küçük olan Maçma şehrin en eski tapınaklarından. Konfüçyüs'e ithafen 1839 yılında yenilenen tapınak, İmparator Li Taito tarafından dini bir figür olan Beyaz At onuruna 11. yüzyılda inşa edilmiş. Eski şehirde geçirdiğimiz zaman bizi oldukça yoruyor. Biz de dinlenmek için gelirken uzaktan gördüğümüz Hoàng Kiem Gölü'ne gidiyoruz. Eski şehir ne kadar yoğunsa göl de bir o kadar sakin. Hoàng Kiem, Vietnam dilinde iade edilen kılıç anlamına geliyor ve adını bir efsaneden alıyor. Hanoi'nin tarihi ve turistik merkezlerinden biri olan göl, eski şehrin hemen yanında yer alıyor.
İçinde çok sayıda kaplumbağanın yaşadığı bu küçük göl, Engokson Tapınağı'na da ev sahipliği yapıyor. Türkçe'ye Yeşimtaşı Adası Tapınağı olarak çevrilen yapı, Hanoi'da en fazla ziyaret edilen yerlerden. Hoan Kiem Gölü ile Eskişehir arasında dünyaca ünlü su kuklası tiyatrosu yer alıyor. Biletimizi alıp büyük bir merakla tiyatroya giriyoruz çünkü kukla bize hiç de yabancı değil. Ancak işin içinde su olması ilgimizi çekiyor. Su kuklasının geçmişi 11. yüzyıla kadar uzanıyor. Gösteri küçük bir havuz şeklindeki sahnede gerçekleşiyor. Sahneden perdeyle ayrılmış bölümdeki kuklacılar, suyun altındaki uzun sopalar yardımıyla su üzerindeki ahşap kuklaları oynatıyor. Tarihte pirinç tarlalarını sel bastığında köylüler, izlediğimiz bu gösterinin benzerini kendi aralarında yapar eğlenirlermiş. Bu nedenle su kuklası Vietnamlılar için oldukça önemli. Seansı yaklaşık 50 dakika süren gösterinin biletleri 15 lira civarında. Sahnenin yanında müzisyenler ve seslendirme yapan oyuncular yer alıyor. Müzik eşliğinde 14 farklı oyun sergileniyor. Kuklasından etkilenerek çıktığımızda akşam olmuştu. Hoan Kiem Gölü ile Eskişehir'i bir de akşam keşfediyoruz. Işıl ışıl olan şehir adeta masal diyarı gibi geliyor bize. Özellikle Eskişehir bölgesi ve Hoan Kiem Gölü gece görüntüsüyle bizi büyülüyor. Vietnam denince akla ilk gelenlerden biri de Ho Chi Minh. Halkı tarafından Ho amca olarak çağrılan Ho Chi Minh, bağımsızlık hareketinin lideri ve Vietnam Demokratik Cumhuriyeti'nin ilk başkanı. Bu nedenle Ho Chi Minh'in Anıtkabir'e benzer anıt mezarı Hanoi'nin en fazla ziyaret edilen yerlerinden. Oldukça büyük bir alanda inşa edilen anıt mezar, Ho Chi Minh'in ölümünden 10 yıl sonra 29 Ağustos 1979'da açılmış. Granitten inşa edilen anıt mezarın 23 metre yüksekliği bulunuyor. Anıt mezardan ayrılıp yakınında yer alan Askeri Tarih Müzesi'ne gidiyoruz. Vietnam'da yer alan 7 milli müzeden biri olan yapıda bizi tepesinde sarı yıldızlı bayrağıyla siyah kule, tank ve savaş uçağı karşılıyor. Müze iki farklı konsepte sahip. Girişte yer alan iki katlı binada Vietnam'ın askeri tarihi çeşitli yıllara göre sınıflandırılmış. Müzenin girişinde önemli kişilerin heykelleri, fotoğraflar ve askeri malzemeler sergileniyor. Üst katta ise 20. yüzyıla ait önemli olaylar, silahlar, haritalar, heykeller ve canlandırmalar bulunuyor. Vietnam tarihi açısından önemli olan Amerikan Savaşı ise Askeri Tarih Müzesi'nin farklı bir alanında sergileniyor. Bu alan oldukça küçük olsa da savaşın sembolleri olarak tank, jip, bisiklet, havan gibi araçlar ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Müzenin açık alanında ise Amerika ile yapılan savaştan kalma uçaklar, tank, helikopter gibi savaş araçları sergileniyor. Savaşın acı izlerinin üzerimizdeki etkisini azaltmak için şehrin cazibe merkezlerinden literatür tapınağına gidiyoruz. Vietnam'da ünlü filozof Confucius'a adanmış az sayıdaki tapınaktan biri olan literatür tapınağı 1070 yılında inşa edilmiş. Edebiyat tapınağı olarak da adlandırılan kompleks, 5 ayrı avludan oluşuyor. Biz de kırmızı renkli lambalarla süslenmiş ince uzun bir yolda ilerleyip 3. avluya ulaşıyoruz. Bu avluda bulunan yapının içinde Confucius'a ait biri büyük toplam 5 heykel yer alıyor. Ziyaretçiler burada dileklerinin kabul olması için heykellerin önünde mum yakıp dua ediyor. Müzik
Vietnam mutfağına geleneksel Uzak Doğu tatları hakim. Farklı damak tatlarına açık olan ziyaretçiler sokakta binbir çeşit yemeğin tadına bakabilir. Balık sosu, karides sosu, soya sosu, pirinç, taze otlar, sebze ve meyveler Vietnam mutfağının ana malzemelerini oluşturuyor. Farklı lezzetleri denedikten sonra Vietnam'daki son durağımız olan Ha Long Körfezi'ne gitmek üzere tekrar yola koyuluyoruz. Hanoi-Ha Long Körfezi arası 178 kilometre ve otobüsle yaklaşık 4 saat sürüyor. Ha Long Körfezi'ni gezeceğimiz ahşap teknemize binip hiç zaman kaybetmeden yola çıkıyoruz. Bölgeye özgü bu teknelere Junk adı veriliyor. İki katlı olan tekneler klima ve banyolu kameraya sahip. Büyük denebilecek tasarımdaki teknede restoran ve bar bölümü olan tekneler, şezlongta uzanıp etrafı izlemenin keyfini çıkarabileceğiniz bir terasa sahip. Limandan ayrılıp körfeze doğru ilerledikçe bölgenin neden bu kadar ilgi çektiğini yavaş yavaş anlamaya başlıyoruz. Anlamı, ejderhanın denize indiği yer olan Ha Long Körfezi de adını bir efsaneden almış. Efsaneye göre, tanrılar Çin'le savaşan Vietnam'a yardım etmesi için bir ejderha göndermiş. Denize inen bir ejderhanın kuyruğu yanlışlıkla dağa çarpmış ve vadi oluşmuş. Daha sonra bu vadinin suyla dolmasıyla Ha Long Körfezi meydana gelmiş. Efsane veya gerçek, Körfez'de yol alırken etrafımızı saran yaklaşık 3000 adacık, zümrüt gibi deniz, dimdik dağlar bizi kendisine hayran bırakıyor. Kapadokya'yı hatırlatan doğal oluşuma sahip Körfez, 1994 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası listesinde. İrili ufaklı birçok tekneyle birlikte Körfez'i keşfediyoruz. Bölgenin turistik cazibesi yeni iş kolları da ortaya çıkarmış. Özellikle kadınlardan oluşan Vietnamlılar, siz yol alırken küçük kayıklarıyla tekneye yanaşıp sıcak soğuk içecekler, çeşitli yiyecekler ve hediyelikler satmaya çalışıyor. Adalar arasından yol alıp yaklaşık 2 saat sonra Dua Van Balıkçı Köyü'nde mola veriyoruz. Can yeleklerimizi giydikten sonra demir atan teknemizden inip kayıkla köyün küçük limanına çıkıyoruz. Amacımız Vietnam'a özgü kayıklarla bir gezinti yapmak. Kendi başlarına gezenlerin de yer aldığı alanda biz Vietnam'da kürekçimizin yol verdiği kayığımızla tura çıkıyoruz. Kısa bir turun ardından tekrar teknemize dönüyoruz. Körfezi'nde ayrıca farklı aktiviteler de yapmanız mümkün. Mağaraları ziyaret edebilir, maymunlara muz atabilir, yüzebilir ve yürüyüş yapabilirsiniz. Müthiş gün batımı manzarasını da izleyebilirsiniz. Sizi Ha Long Körfezi'nden en güzel görüntülerle baş başa bırakıp biz dünyanın farklı bir bölgesini keşfe çıkıyoruz. Hava